Bu dersimizde Oracle'da yeni bir veri tabanı oluşturmayı öğreneceğiz. Resimler üzerinde anlatım yaparak bu Database Configuration Assistant üzerinde bir veri tabanı oluşturacağız ve detayları inceleyeceğiz. Oracle veri tabanı oluşturmak için çeşitli yöntemler vardır. Database Configuration Assistant ya da Database Create Script'i kullanarak database oluşturulabilir. Bu veri tabanı script'i tabii ki SQL script'i oluyor. Database Configuration Assistant ise bir arayüz, Oracle firmasının geliştirdiği bir arayüz ile tıklamalar sayesinde bu veri tabanı için gerekli olan özellikleri ve işlemleri mouse ve formu kullanarak gerçekleştirebiliyoruz ve bir wizard ile, yani bir sihirbaz ile, form ile bir veri tabanı oluşturabiliyoruz. Biz şu an bunu öğreneceğiz. Yeni bir veri tabanı oluşturmadan önce bazı koşullara ihtiyaç vardır. Örneğin kullanıcının işletim sistemi bazında bazı haklara ihtiyacı vardır. Veri tabanının gerekliliğinden ötürü memory, yani hafıza ihtiyacımız vardır. Aynı zamanda disk üzerinde gerekli yere ihtiyacımız vardır. Yani yeni bir veri tabanı oluşturuyorsak ilk önce hard diskte ve donanımsal olarak memory'nin, yani hafızanın, RAM'in yeterli olup olmadığını bilmemiz gerekiyor. Fazladan bir RAM olması gerekiyor çünkü Oracle veri tabanı çok fazla RAM harcar. RAM yapısını kendine göre tasarlar ve kendi kullanacağı RAM'i ayırarak bizim işlemlerimizden ayırır diyebiliriz bu RAM'i. Bu yüzden çok fazla RAM olması gerekiyor. Veri tabanı oluşturma Windows sistemlerde programların içindeki Database Configuration Assistant ile yapılır. Şimdi bu Database Configuration Assistant'ın kullanımına geçelim. Bunun için şu şekilde bir arayüz ile açılır Database Configuration Assistant. Burada ilk olarak ana ekranda gördüğünüz gibi Create Database bölümü var. Biz burası seçili halde kullanacağız. Daha sonra ileri dedikten sonra Unix sistemlerde bu uyarıyı hatırlatmakta fayda var. Unix tabanlı sistemlerde komut satırında DBCA başlatılarak yapılır. Yeni bir database oluşturma adımında aşağıdaki bilgiler iyi konfigüre edilmelidir. Oracle Base, Oracle Home, Oracle SID yani seed, ORANLS dil ile ilgili burası, pet ve library pet kısımları iyi konfigüre edilmelidir diye uyarımızı verdikten sonra biz Configuration Assistant kısmına tekrar devam ediyoruz. Burada ilk gösterdiğimiz ekranda ileri dedikten sonra bu şekilde bir ekran geliyor ve ileri diyerek bu adımı da geçiyoruz. Bu aşamada yeni bir database oluşturmak, mevcut bir veri tabanını konfigüre etmek, bir veri tabanı silmek ve mevcut bir template'i konfigüre etmek, bir create adımını seçiyoruz. Yani oluşturma adımını. İleri dedikten sonra şu şekilde bir ekran geliyor. Data warehouse vesaire ya da new database şeklinde. Bu aşamada bizden ne tip bir database oluşturmak istediğimizi sormaktadır. Buradaki seçeneklerimize göre database'in dosyaları ve parametreleri değişiklik göstermektedir. Burada yeni bir database diyeceksek burada üçüncü kısmı seçmeliyiz. Data warehouse konumuzun dışında bir konu. Bu aşamada bizden ne tip bir veri tabanı oluşturmak istediğimizi sormaktadır. Buradaki seçeneklerimize göre database'in dosyaları ve parametreleri değişiklik göstermektedir. Transaction Processing genellikle OLTP türü çalışılacak. Yani update, delete ve query gibi işlemlerin sık olduğu sistemlerde yapılır. Data Warehouse yani OLAP ise depolanmış veriler üzerine genellikle sorgu üzerine çalışan sistemlerde yapılmaktadır. Bu arada şunu tekrar hatırlatayım. Bu şuradaki kısımları anlatıyoruz. Data Warehouse, Transaction Processing vesaire bunları anlatıyoruz şu an. General Purpose ise her ikisi OLAP ve OLTP parametrelerini karşılaştırarak
kullanmamıza fırsat sağlar. New Database ise İngilizcesinin Türkçesinden de anlayabileceğiniz gibi yeni veri tabanı ise tamamen kendi ayarlarımıza göre bir sistem oluşturmayı sağlar. Biz örnek için General Purpose seçiyoruz. O da tekrar göstermekte fayda var. İkinci kısım oluyor. İleri diyoruz ve tekrar ileri. Bizden bir veri tabanı ismi istemektedir. Gördüğünüz gibi Global Database Name ve SID belirtiliyor. Vereceğimiz unique bir, yani benzersiz bir isimle veri tabanı oluşturulacaktır. Unique demek benzersiz, yani bu veri tabanın ismini daha önce kullanmamış olmamız gerekiyor ki çakışma olmasın, ki zaten oluşturulmayacaktır o isimde bir veri tabanı varsa. SID de tabii ki benzersiz olması gerekiyor. Bir sonraki ekranda Dedicated Server Mode ve Shared Server Mode var. Bu aşamada ise iki türlü veri tabanı oluşturma şansımız vardır. Bunların farkı ileriki derslerimizde anlatılacaktır. Ama biz Dedicated modu seçiyoruz. İlk, yani default varsayılan olan kısmı seçtikten sonra ileriye tıklıyoruz. Burada bilgiler bizim için gerekli olan parametre dosyalarını ve performans parametrelerini konfigüre etmektedir. Burada custom diyerek üzerinde shared pool, buffer chain, java pool, large pool ve pga'nın kaç megabyte olması gerektiğini buradan belirtebiliyoruz. Gördüğünüz gibi byte, megabyte seçimleri ve burada yazarak bunları belirtebiliyoruz. Ya da typical diyerek kendisinin belirlemesini sağlayabilirsiniz. Bir sonraki ekranda gördüğünüz gibi az önce memory kısmındaydık. Şimdi karakter set kısmı. Burada da dil karakterini seçiyoruz. Oluşturulacak database için karakter belirlenir. Türkçe için gördüğünüz gibi burada seçili olan seçim iyidir. DB sizing bölümüne geçelim. Burada yine parametre bilgilerini etkileyerek size bilgileri ayarlanır. Bu da gördüğünüz gibi size bilgisi burada. Short area size kısmı. İleri diyoruz. File locations kısmına geldik. Gerekli dosyaların yerleri belirlenir. Bu hepimizin bildiği pet ayarlarının yapıldığı yerdir. Oracle Home değişkeni burada gördüğünüz gibi. Oracle Base değişkeni de burada. Ve bunların üzerinde hangi klasörler üzerinde işlem yapılacağını buradan belirtiyoruz. Kurulumların nerede olacağını. İleri diyoruz. Arşiv kısmı. Gördüğünüz gibi Arşiv Log Mod kısmı var. Arşivleme sistemi otomatik olarak başlatılıp açılmak isteniyorsa buradan işlem yapılır. Bunları da belirledikten sonra ileri diyerek işlemimize devam ediyoruz. Burada Arşiv Log özelliğinin açık olmasını istiyorsak tıklamamız gerekiyor. İleri diyoruz. Bu aşamada veri tabanı için en önemli 3 yapının dosyalarının bilgisini almaktayız. Yeni bir dosya ekleyebilir ve çıkartabiliriz. O 3 dosya gördüğünüz gibi burada Ctrl 01, Ctrl 02 ve 3 CTR uzantılı dosyalar. İleri diyoruz. Yaptığınız bu işlemleri istersek template olarak saklayabilir, istersek oluşturma adımlarını tamamlayabiliriz. Bitir tuşuna basarak işlemler tamamlanır. Buradaki tüm yaptığımız ayarları bir template olarak saklayıp daha sonra da kullanabiliriz. Bu şekilde bir kolaylığı var. Eğer bitirmek istiyorsak burada bitir diyerek bu işlemi tamamlayabiliriz.